Sevgili koçlar, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, 2023'ün size uğurlu ve bereketli, şanslı ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum. İnşallah gökyüzü sizin yanınızdadır. Size ışık gibi şans getirir ve getireceğine de inandığım enerjidesiniz. Haritalarınızı tek tek yıl yıl bak, ay ay kontrol ettim böyle. Hemen bak, devam ediyorum güzel ailem. Şunu demek istiyorum, özellikle de bu yıl... Çocuk doğuracaklar için, Koç burcu evlat doğuracaklarının şanslı ve bereketli, hayırlı evrede hamilelik ya da doğum sürecinizin gayet güzel geçeceğini uyarıyorum. Hamile kalmak isteyen, çocuk hasretiyle yanan ve aile düzenindeki krizleri toparlayamayan yükselen koçlar için güzel başlangıçlar, olumlu hareketler gösteriyor. Sevgili koçlar, iş kariyerinizle alakalı 2012-2013-2014 evresindeki yaşadığınız krizleri ve ekonomik olarak 4 yıl içerisinde mücadele ettiğiniz birçok şeyin altyapısını yavaş yavaş hayatımıza doğru ilerleteceğiz. Evet, Ocak ayı sizin için görmeniz gereken iş hayatınızla alakalı sıkıntıları, başlamak istediğiniz noktalardaki başarıyı ve hedef gördüğünüz ve hedeflediğiniz birçok noktanın altyapısını oturtacağınızı gösteriyor. Unutmayın ki enerji olarak Jüpiter'in sizin ruhunuza temas edeceğini ve hatalarınızı görmediğiniz takdirde hatalarınızın büyüyeceği, ama biz hataları görmeye başlayacağımız için geçmişe yönelik, geçmişte yaşadığımız birçok krizi Ocak, Şubat ayına kadar altyapıya oturtacağız. Özellikle de bulunduğunuz firmanın sizinle alakalı beklentileri için karşılamayacağının farkına varıp yeni arayış, yeni noktalar için başarılı ve aydınlık olacak. Özellikle de bulunduğunuz alanın yurt dışı bağlantısında yer alıyorsanız, fazlasıyla şirketinizin size farklı noktalarda sunacağı haklar var. Bu haklarla birlikte eşiniz, çocuğunuz belli bir süre yurt dışı alanına geçiş görevine gidebilirsiniz diyorum. Tabii ki yeni kurumsal bir alana başladıysanız da burada çok büyük bir mücadele, hızlı kararlar vermeyerek altyapınızı en iyi şekilde oturtursanız daha başarılı ve daha temkinli hareket edeceğinizi gösteriyor. Özellikle de kendinize ait panik konularımızdan kaçınmamız lazım. Mesela olayları kendi içimizde büyütmememiz lazım. Programlı, sistemli ilerlediğimizde kazanç ve iş alanınızdaki yenilikler sizin gülümsemenize, kendinizin doğru noktada olduğunu ispatlayacağınız evredesiniz. Bulunduğunuz şirket uzun süredir sizi tatmin etmiyorsa, şirketinizin kovulmak adına mücadeleniz haklarınızla alakalı noktayı almak için çok büyük bir mücadele edeceğinizi uyarıyor. Evet, ama kendi alanınızı, kendi firmanızı kurmak istiyorsanız sevgili koçlar, doğru adımları Nisan ayı itibariyle atarak buradaki karmalarımızı iyileştireceğiz, şifalanacağız ve güçlenmemiz için çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Devletle alakalı beklenti, devletle ilgili alanlarda istediğiniz evreler için çok hayırlı ve aydınlık anlaşmalar ve taş orandaysanız devlet kapınızın size daha memuriyet hakkı, KPSS ya da devletle alakalı atamanız, beklentileriniz için bu yıl sizi çok şanslı ve heyecanlı bir yıl. Hedeflerinize ulaşacağınız alanlarda gerçekten keyif alacaksınız. Ve ekonomik olarak en dipte yaşayan sevgili koçlar, sizin fırsatlarınızı ve iş kapılarınız için size verilecek şansları daha doğru görerek alanınıza hakim olmanızı ve bu alandaki başarınız ve geçmişe ait borçlarımızı yavaş yavaş bu dönem toparlayacağız. Unutmayın ki ay tutulması, güneş tutulması gerçekleşecek. 2023'te de her zamanki gerçekleştiği gibi sizin çocuklarınızla alakalı iletişim ve aile bireylerinizle alakalı yanlışları, yanlış yatırımlarınızı gösterir. O yüzden geçmişteki yatırımları bu sene daha doğru yatırım yaparak satmak, almak, tarım, toprakla alakalı netliklerimize kavuşacağımızı uyarır. Yani gördüğünüz göz karanlık olmasın, siz aydınlık bakın, aydınlıklar size koşsun diyorum. Bu ara kendi işini yapanlar, işiyle alakalı planladığınız, projelediğiniz yurt dışı, şehir dışı ile ilgili yaşam alanınızı değiştirmek istiyorsanız, firmanızla ilgili güzel başlangıçlar
firmanızı büyütmek, daha büyük alanlara geçmek istiyorsanız da start verin. Çünkü sizin genişleyecek bir enerjiniz, mutluluk verecek bir hayatınız var diyorum. Tabii ki bu sene aile büyüklerimizde kaybetmeler, aile büyüklerimizde vefat, hastalık durumlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Uzun süredir tedavi gören, sağlık şikayeti yaşayan büyük büyüklerimizin kabul etmemiz gereken bir evresi de söz konusu olacak. Kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarla alakalı miras tartışmalarında mümkün olduğu kadar avukatla yol almanız gerekiyor. Yol almadığınız takdirde haklarınızla ilgili çok uzun soluklu alamayacağınızı uyarıyor. Yani siz kendi hayatınızdaki haklarınızın mücadelesini, paranızın, rızkınızın kısmeti için çok büyük mücadeleler edeceksiniz. Özellikle de 35 yaş üstü evlilik yapmayan ve evlilik konusunda şanssız olan sevgili takipçilerim için bu yıl size duygusal yönünüzün ve hak katında doğru aşkı bulacağınızı ve bu aşk sizin kendi hayatınızdaki doğru eylemleri başlatacağınız ve ailelerimiz ve düzen hayatımızın birleştirme dönemi uyarıyor. Ve bu ara özellikle de evinizde boğa, oğlak, başak çocuklarınız varsa kariyeriyle alakalı ya da eğitim noktalarıyla alakalı yaşanacak krizleri görmeniz gerektiğini ve onlarla bağı çok güzel oturtmanız gerektiğini de uyarıyorum. Evet, toprak, tarım ya da bu tarz merak içerisinde olan ve bu evrede kendi artık yatırımını toprakla mücadele etmek isteyen sevgili koçlar, bu konuda gerçekten başarılısınız ve bu evreniz sizin için çok güzel fırsatları ve iş alanınızı daha memleketinizde ya da toprakla uğraşacağınız her nokta size verimliliği, yani almak, etmek konularımızla alakalı güzel başarılar elde edeceksiniz. Bu arada da aile büyüklerimize ait topraklarımızla ilgili de almak mı, satmak mı kararsızlığı yerine almayı ve bu alandaki toprağınızı değerlendirmenizi öneriyorum. Evet, bu ara bir de mesela küçük şehirdeyseniz, büyük şehire gitmek istiyorsanız işiniz gereği bu tarz fırsat kapılarımız da var. Ama ailemizde cezaevi, yasal ve evladımız ya da eşimizin cezaevi konularının belli noktada daha devam edeceği, biraz daha onun hukuki süreç evresinde sıkışmaları söz konusu olacak. Ailemizle alakalı da iş ve aile arasındaki yaşanacak bazı dengesizlikler sizin için Haziran ayını ve Haziran ayında iş konularımızla alakalı ailevi sorunlarımızın daha sert geçeceği için Haziran ayını dikkate almanızı ve bu noktada konuşmaları, hayatımıza ait gerçekleri daha net görmemiz lazım diyorum. Ağustos ayı sizin ev yatırımı, toprak yatırımı, araç yatırımı için en doğru, alım satım için en doğru dönem. Evet, bu arada şunu demek istiyorum. Aşık olmayan ve her zaman aşk konusunda ne olduysa ben bu kalbimi iyileştiremedim diyorsanız, sizin için Nisan ayı aşkınızın var olacak evresi. Ayrıldıysanız da, aranızdaki bağlar koptuysa da Nisan ayı artık ilişki konularımızın daha rahat görme evresi. Özellikle evli çiftlerimizle alakalı noktada bu yıl Ağustos ayı boşanmakla alakalı radikal kararın anlaşmasına doğru gideceksiniz. Yol ayrımı, eşimizle aramızdaki yaşanacak anlaşamadığımız noktaları toparlamak için Ağustos ayı sizin için doğru. Yasal ayrılık kararlarımız bu noktada. Hak ve hukuk noktasında da adaletli şekilde paylaşım evresi gösteriyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan sevgili koçlar ya da doğu ülkelerinde yaşıyorsanız, eşlerinizin ailesi ve şiddetli geçimsizliklerden kaynaklı iftiralara uğrayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar eşiniz ve aranızdaki bağı doğru oturtmanız gerekiyor diyorum. Evet, bu arada eski ilişkime beddua ettim. Bedduam kalbimde yara açtı. O mutlu, ben mutluluğu tadacak mıyım diyen sevgili koçlar, evet der ki yeni tanışacağımız evredeki insanlar bize mutluluk ve keyif verecek. Unutmayın diyorum. Bir de şöyle bir alan var. İş ortaklı süreçlerimizde ya da iş alanımızda aşk enerjilerimizde yoğun ve anlamsız dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanızı
ve ilişkinize evresinde doğru süreçler tamamlamamız gerektiğini gösteriyor. Bu ara evlenmeyi ve aile içerisinde olumsuz olan çiftler kültürel farkı olabilir. Biriniz Egeli, biriniz Doğulu olabilir. Bu evlilik güzel ve aydınlanacak. Evet, bu sene koçlarda söz, nişan, yatırım konularımızın daha net oluşacağı, isteklerimizin altyapısını iş kurmak, aşık olmak, bunların hepsini daha derin şekilde yaşayacağız. Hastalıklarla mücadele etsek de kaybedeceklerimiz var ama biz sağlığımızı en iyi şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de unutmayın ki baba köklerimizle ilgili aramızdaki bağlar ve krizler düzelmeye doğru gidecek. Sevilmek, değer görmek anlamındaki bağlantıyı en iyi şekilde hayatımıza oluşturacağız. Eski ilişkileriniz, kaprisler, kaoslar geri gelse de siz adımlarınıza yeni insanla, yeni tanıştırmalarla tercih edin diyorum. Hiç çocuğu olmayan ve evliliğiz ama uzun süredir tedavi görüyorum. Bu sene sizin için şanslı bir sene. Mutlaka ve mutlaka kendi hayatınızdaki evreyi doğru görün. Ailenize çocuk sevinci ver diyorum. Bir de unutmayın, çocuklarınızın gelecek ve yurt dışı planı olan, özellikle de ailemizde Koç, Yay burcu ya da Oğlak ve Başak burcu varsa, hayatlarıyla alakalı noktada yurt dışı imkanları ve kendilerini bu noktada başarı edecek. Sevgili gençler, kendi oluşumunuzla ilgili hedefleriniz büyük. Bu sene başarmak istediğiniz üniversite kapınız ya da lise kapınızda aksilik yok. Biraz daha odaklanırsanız bu başarı size ünvan olarak hedeflediğiniz okul ya da üniversite kapınız neyse başarmış olacaksınız. Ailenize karşı öfkeler, uyumsuz gördüğünüz ve kültürel kavgalar yaşayabilirsiniz. Onlar sizin aileniz, onlar sizinle yetişecek. Bağırmadan, çağırmadan düzen oturtun diyor. Özellikle erkek çocuğunuz varsa ve evlilik konusunda çocuğunla ilgili evlilik düşünmüyor ve hayatını düzeltmeyecek mi diyorsanız, çocuğunuz çok iyi bir evlilik yapma yolunda ve hayat arkadaşını oturtacak. Unutmayın, fırsatlar ve özellikle sevgili kadınlar ve kızlarımız, bu sene aşk sizin ruhunuza şifa gibi ama iş ve kariyer anlamında da hedeflediğiniz birçok noktayı da tamamlamış olacaksınız. Bir de sertifika eğitimler bu konuda, özellikle bu yıl sizin her konuda başarı anlamında kendinize ait statüyü, enerjiyi en iyi şekilde hayatımıza oturtacağız. Sağlık olarak özellikle bu sene estetik operasyonları, karın bölgemiz, burun estetiğimiz çok fazla olacak. Ama özellikle Şubat ve Mart ayı sağlık konusunda daha tedirgin ve Eylül ve Ekim ayı da küçük küçük operasyonlarımız ama sağlıklı operasyonlarımız gerçekleşecek. Özellikle kalp damar bölgelerimizi, geniz ve alerjik noktalarımız ve diş eti iltihaplarımız ağır olabilir. Bunları kontrol edelim diyorum. Evet, 2023 size hem toprağınız, hem eviniz, hem aşk hayatınız için genişleyecek. Geçmiş yaşadığınız hataları geride bırakıp bu yıl daha bereketli ve huzurlu aile ve iş sahibi olmayı öğreneceksiniz. Sadaka vermeyi, sokak canlılarını, mutlaka çocuklarımıza ve mutlaka gençlerimize yardım edin diyorum. Fakirlerimize bu yıl Allah bereket, ev isteyenlere huzur ve aydınlık, mutluluk isteyene de güzel bir yıl geçsin. Gözyaşı yerine sevinç gözyaşları dökülsün istiyorum. Hoşça kalın efendim. Her şey gönlünüzce, her şey şifanızla olsun diyorum. Bir hatam varsa da affola. Mutlu seneler.